Akşamlar sevgili yarış severler. Yine sizlerle beraberiz. Yarın 8 Temmuz Pazartesi Bursa yarışları var. 7 koşulu programda 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak Bursa'da. Ben yine sizlere tuttuğum isimlerin neden, nasıl başarılı koşmasını gerektiğini söyleyeceğim. Her zaman söylerim tanıdıklarıma, akrabalarıma, eşlerime, dostlarıma at yarışı atletizm gibi olsaydı herkesin kendi bir kulvarı olsaydı şansımızın %80'e çıkacağını düşünüyorum. Ama bildiğiniz üzere bunlar canlı safkanlar. Neler yapacaklarını aynı gün kestiremiyoruz ancak yarışı okumakta başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu da anlattığımız dört yarışta kazanan safkanları bilerek sizlere sunduğumu düşünüyorum. Umarım sizlere destek oluyorumdur. Sizler de kanalıma videonun sonunda sağ alt tarafta abone ol butonuna basarak destek olabilirsiniz. 7 koşulu programda Bursa'da ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Tay mücadelesi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafede kum pistte start alacak. Yarışa baktığımızda İstanbul'da 2 yarış gördükten sonra Bursa'ya gelen burada da çok iyi hazırlanan Angel'ın yavrusu Banki Jumper'ın anne kardeşi 7 numaralı Seven Girl yarışa başlarda daha rahat adapte olacağını düşündüğümden sonlarda da dirik alarak fotoyu önde geçebilir. Çünkü baktığımızda İstanbul'da start aldığı son yarışta Alice ile birlikte koşmuştu. Oralara 300'lere kadar Alice'den daha de diri girmişti 7 numaralı Seven Girl. O yüzden bugün kum pistte bence daha şanslı olacaktır diye düşünüyorum. Tek bir rakip önereceğim. O da gördüğü Çin pist yarışında başlarda adept olamayan sonlarda dış kulvardan yaptığı ataklarla çok etkili gelen bugün de çok iyi koşacağını düşündüğüm Tolga Yıldız'la start alan 4 numaralı Kifo bence daha iyi koşacağı kum pistte 6'lı Ganya'nın ilk ayağında 7 numaralı Seven Girl'ün rakibi olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arapların 4 şart mücadelesi. Yarışa baktığımızda 1300 metre mesafede Çin pistte gerçekleşecek yarışta. Son yarışında neredeyse düzlüğe çok iyi çıkmasına rağmen önünde gezinen özellikle baş hükümdardan çok etkilendiğini düşündüğüm İlk kez de takı değişikliği yapan ama bence bu kez daha iyi koştu ve daha önce kazandığı piste geri gelen Çaltepe'nin de anne kardeşi Ferai yavrusu 2 numaralı ana yurt. Yarışa baktığımızda mor yağmur, akasya çiçeği, Çelik Mavi hatta er güçlü isimlerin süratlendirdiği yarışta bence sonlarda çok güçlü gelecek olan 2 numaralı ana yurt bir aksilik olmazsa Özcan Yıldırım'la fotoyu önde geçecektir diye düşünüyorum. 3. koşuya 2 numaralı ana yurtu yazabilirsiniz. Ve geliyoruz 4. koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafede gerçekleşecek mücadelesinde. Şöyle bir baktığımızda yarışa 1200'de gerçekleşecek yarışta neredeyse son yarışında aynı rakipleriyle start alan Ramazan abi Mr. Point gibi safkanların süratlendirdiği yarışa düzlüğe gelindiğinde bariyer dibinden yaptığı ataklarla 57 kilosuyla ikinci kalan bu kez 50 kilosu Nevzat Avcı ile start alacak olan ne kadar maiden olsa da yarış kazanamamış olsa da çok iyi orijine ve çim pist orijinine sahip olduğunu düşündüğüm 7 numaralı Silver Wolf Düzlükte bariyer dibinden liderliği alıp bir arada arttırdığı temposuyla yarışı kazanacağını düşünüyorum. Ve geliyorum 5. koşuya. 5. koşu yine 3 ve yukarı İngilizlerin 16 handikap mücadelesi. Son yarışında çok iyi atlar yanında formuna ulaşan Kocaeli'de start aldığı yarışında virajı gerilerde dönmesine rağmen sonlarda çok etkili gelen bugün çok uygun kilosu ile bugün İstanbul'da kazanan jokeyi Selim İpek'le de, de start alacak olan Morelli jokeyi Selim İpek'le de, de start alacak olan 8 numaralı Mekanik bence bugün almohat büyük acıba Wind Power, Tinemis gibi safkanların önde tempo vereceği yarışta kendini iyi saklayacak olan 8 numaralı mekanik Alfufun yavrusu 8 numaralı mekanik bir aksilik olmazsa bu yarışı kazanabilir. Ve geliyorum 6. koşuya kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizlerin mücadelesi. Önlerde Behram Kale, Ildır Bey'i, Yılmaz Han, Burak Şah hatta Super Steel gibi safkanların olduğu yarışta. Özcan Yıldırım'la da start aldığı zaman neredeyse yarışlarında Özcan'la daha önce 2 veya 3 kez kazanmasına rağmen hep tabelanın dibinde fotoya yakın neredeyse yani birinci ile dördüncü arasında iki boyluk farklarla tabelanın diplerinde ikincilikte üçüncülükte yer alan bence bugün önlerde sürat yarışta sonlara kendini çok iyi saklayacak olan Bursa'da da daha önce kazandığı yarışla hatırladığımız kaliteli safkan dört numaralı Oradinario bu mücadeleyi lehine çevirebilir. Ve geliyoruz son koşuya. 4, yaş, 4 ve yukarı Arapların handikap mücadelesi, şartlı 4 mücadelesi, aprantilere mahsus bir mücadele. Baktığımızda Es Anadolu, Eser önde mücadeleyi götürecek safkanlar. Daha sonrasında hemen diplerine de zamana karşı gelecektir diye düşünüyorum. Ancak virajdan sonra Eser bir şekilde Es Anadolu'dan bari yardımından gelip liderliği alacaktır. Onun da peşine 4 numaralı zamana karşı gelecektir. Son dönemin kaliteli jokeyi Mertcan Çelik'le alıyor 4 numaralı zamana karşı bence bugün baktığınızda eser ve zamana karşı arasındaki mücadele kazananı belirleyebilir. Her zaman söylediğim gibi sizler de benim sunduğum safkanlara kendi tuttuğunuz atları yazabilirsiniz. Bu şekilde altılıyı bulmanız daha kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Videonun son bölümünde her zaman söylediğim gibi abone olup bana destek olabilirsiniz. Umarım sizlere katkı sağlıyorumdur. Yine zamanında hissettiğim yarış olursa sizlere anlatıp 5'te 5 yapmak için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Hepinize iyi geceler diliyorum.